Silah bilgisi 6. bölüm tabancalar 1. Kırıkkale tabanca. Kırıkkale tabanca Makina Kimya Enstitüsü Kurumu tarafından üretilen 9 milim yani kısa veya 7.65 milim çapında fişek kullanan 7 artı 1 adet fişek kapasiteli basit geri tepme sistemiyle çalışan tek ve çift yani single double action ya single veya double action hareketli ateşleme sistemine sahip yarı otomatik tabanca olarak tanımlanabilir. Kırıkkale tabanca ülkemizde Makina Kimya Enstitüsü Kurumu tarafından 1945 yılından beri üretilmekte ve hem halkımız tarafından hem de özel güvenlik personeli tarafından yaygın olarak kullanılır. 7.65 ve 9 milim çapında olmak üzere iki model olarak üretilen bu tabancanın modelleri namlu çapı dışında tamamen aynıdır. Kırıkkale tabancanın sökülüp takılması, sökülmesi. Tabanca boş olduğundan kesinlikle emin olunduktan sonra sökme işlemine başlanır. Tabanca şarjör çıkartıp fişek yatağı kontrol edildikten sonra ve boşaltıldığına kesinlikle emin olduktan sonra sağ ele alınır. Tetik korkulu sol elle tutularak aşağıya doğru çekilir ve uç kısmı tabancanın sol alt gövdesi üzerine konulur. Bu sırada yerine geri gelmemesi için gerekirse sağ el işaret parmağı ile sol tarafa doğru baskı yapılır. Sürgü ileriye doğru itmesi için tamamen serbest bırakılmamalıdır. Sürgü geri kısmındaki tırtıllı kısmından tutularak gidebileceği en son noktaya kadar geri çekilir. En son noktaya dayandığında sürgü elle tutulan kısmından hafifçe yukarıya kaldırarak sürgünün ve çerçevenin kızakları birbirinden ayrılır. Sürgü yavaş yavaş ileriye doğru gitmesine müsaade edilerek namlunun uç kısmından çıkartılıp çerçeveden ayrılır. Sürgü ileriye doğru gitmesi için tamamen serbest bırakılmamalıdır. Aksi takdirde sıkışmış olan yerine getiren yayın gücüyle fırlayacağı için elle kısmen kontrollü olarak ileriye doğru gitmesine izin verilir. Yerine getiren yay namlu üzerinden çıkartılarak silah ana parçalarına ayrılır. Kırıkkale tabancanın ana parçaları. Bunlar neler? Çerçeve ve namlu, yerine getiren yay, sürgü, şarjör şeklinde ekranda var numaralandırılmış şekilde. Takılması nasıl? Tabancayı takmak için herhangi bir yardımcı alete gerek yoktur. Sökme sırasında uygulanan işlemler tersine uygulanarak tabancanın takılması tamamlanır. Sürgü takılırken horoz kurulu olursa takılma işlemi daha kolay yapılır. Önce yerine getiren yay namlu üzerine iyice geçirilir. Bu yayın ön ve arkası yoktur. Tetik korkulu sol ile tutularak aşağıya doğru çekilir ve uç kısmı tabancanın sol alt gövdesi üzerine konur. Tetik korkuluğu açık durumda tutularak namlunun ucu sürgü ucundaki yuvasının karşısına getirilip takılarak sürgüyü geriye doğru çekilir. Sürgü geride son noktaya dayandığında arka kısmı aşağıya bastırılarak kızaklar birbirine takılır ve bırakılır. Sürgü takılırken horoz kurulu olursa bu işlemler daha kolay yapılır. Sürgü birkaç kez geri çekilip bırakılarak silah kontrol edilir. Sürgü tam anlamıyla geri çekilip kızaklara takılmazsa zorlamaya gerek yoktur. İlk akla gelen neden çıkartıcının yerinden dışarıya doğru kayıp sürgünün kızaklara geçmesine engel olmasıdır. Çıkartıcının yerine doğru itilmesiyle bu problem ortadan kaldırılır ve sürgü çerçeveye takılır. Kırıkkale tabancanın doldurulması. Dolu şarjör tabancanın kabzasındaki yatağına sürülerek şarjör kilit tarafından kilitleme olana kadar bastırılır. Bir çıt sesi gelir. Sürgü sol ele arkasında bulunan tırtıklı bölgeden tutularak gidebildiği son noktaya kadar geri çekilerek bırakılır. Sıkışan yerine getirme yayı sürgüyü ileri iterken doldurma parçası şarjörün en üstündeki fişeği ileri doğru ittirir ve fişek rampasından fişek yatağına sürer. Tabanca bu andan itibaren doludur ve atışa hazırdır. Kırıkkale tabancanın boşaltılmasından bahsedelim. Bir de atıştan vazgeçildiğinde dolu silahın boşaltılması gerekir. Bunun için önce tabanca emniyetli yöne çevrilir, şarjör çıkartılır. Sürgü geride tırtıklı bölgeden sol ile tutularak en geriye kadar çekilir. Bu sırada tırnak fişeği yatağındaki fişeği çekerek çıkartır ve çıkartıcıya çarptırarak kovan atma boşluğundan tabancanın dışına atılır namlu içerisinde kalan bir mermi. Bundan sonra tabancanın içi göz ile de kontrol edilerek boşaldığından kesin emin olunmalıdır. Kırıkkale tabancanın çalışma sistemi ve ateş etme. Silah dolduruş yapıldıktan sonra horoz kurulu duruma geçer. Tetiğin çekilmesiyle birlikte tetik masaflı kolu horoz mandalını baskı yapar. Horoz düşer ve iğneye darbe yapar. İğne ileri giderek kapsüle darbe yapar ve fişek patlar. İkinci atışı yapmak için tetik tamamen bırakılır ve tekrar çekilir. Şarjörde bulunan tüm fişekler ateşlendikten sonra sürgü geride takılı kalır ve silah boş ikazını verir. Kırıkkale tabanca çift hareketli çalıştığı için horoz kurulu olmasa da atış yapabilir. Ateş etmek için horozun kurulu olması zorunlu değildir. Tabanca çift hareketli olduğundan horoz kurulu olmadığında sadece bir defa tetik çekimiyle horoz geriye doğru kurulu duruma gelir ve kurulu olarak
kalmadan tekrar ileriye doğru hareket ederek ateşlemeyi temin eder. Horoz kurulu olduğunda, eğer horoz kurulu ise bu defa tetiğin görevi sadece horozu düşürmektir. Tetik çekildiğinde tek haneli tabancalarda olduğu gibi horoz düşer ve patlamayı temin eder. Emniyet alma işlemi sırasında horoz düşmeden önce iğne emniyet mandalı tarafından içten kilitlenir ve iğnenin arka ucu dönen emniyet mandalı gövdesinin içerisinde kaldığından horoz iğneye darbe yapmaz. Ancak bu parçanın arıza yapılabileceği hususu değerlendirilerek sık sık kontrol edilmeden güvenilmemesi gerektiğini belirtmekte fayda görülmektedir. Kırıkkale tabancada mandal emniyeti kurulu durumdaki horozu düşürür. Kırıkkale tabancada ikaz emniyeti fişek yatağındaki da fişek olup olmadığını gösterir. Kırıkkale tabancanın emniyet sistemleri. Mandal emniyeti. Emniyet mandalı sürgü üzerinde sol yan tarafta bulunur. Mandal ileri gösterir ve kırmızı noktada görünür olduğunda emniyet açık, kırmızı nokta kapalı durumdayken silah emniyette durur. Emniyet kapalı durumdadır yani. Tetik emniyeti. Tabancanın tetiği çekilmedikçe düşme, çarpma gibi nedenlerle horoza vuku bulacak darbelere karşı horozun ateşleme iğnesine ulaşmasını engeller. Tetik basılmadığı sürece. İkaz emniyeti. İkaz emniyeti sürgünün arkasında gezili ateşleme iğnesi arasında bulunan pimdir. Bu pim fişek yatağı boşken yayın ileri itmesi sonucu küçük olarak görünür. Fişek yatağı dolu olduğunda ise fişek dip tablası bu pimi geriye iter ve sürgünün arkasında belirgin biçimde uzun olarak görünür. Bunun amacı fişek yatağında fişek olup olmadığını konusunda atıcıyı ikaz eder. Baretta 92FS tabanca. Baretta 92FS 9x19 mm fişek kullanan yüksek güçlü, güvenilir ve yaygın kullanılan bir silahtır. İtalyan Baretta firması tarafından üretilen 9x19 mm çapında parabellum fişek kullanılan 15+1 fişek kapasiteli basit geri tepme sistemiyle çalışan tek ve çift hareketli ateşleme sistemine sahip yüksek güçlü yarı otomatik bir tabancadır. Baretta 92FS tabancanın sökülüp takılması. Sökülmesinden bahsedelim. Tabanca şarjör çıkartılıp fişek yatağı kontrol edildi ve boşaltıldığından kesinlikle emin olunduktan sonra sağ ele alınır. Tabanca boş olduğundan kesinlikle emin olunduktan sonra sökülme işlemine başlanır. Çerçevenin sağında ve tetik korkunun üzerinde kapak kilidi pimi sağ el işaret parmağıyla içeriye doğru bastılı ve aynı anda çerçevenin sol tarafında bulunan kapak kilidi mandalı aşağıya doğru 90 derece döndürülür. Sürgü sol elle kızaklar üzerinde ileriye çekilerek çerçeveden ayrılır. Çerçeveden tamamen ayrılan sürgünün içerisindeki yerine getiren yay ve namlu çıkarılarak tabanca ana parçalarına ayrılır. Tabancanın takılması sökme işlemi sırasında yapılan işlemler tersine yapılarak tamamlanır. Baretta 92FS tabanca çift hareketli çalıştığı için horoz kurulu olmasa da atış yapabilir. Takılmasından bahsedelim. Namlu sürgü içerisindeki yerine takılır. Yerine getiren yay ve kılavuz mili sürgü içerisindeki ve namluk kilit bloğu üzerindeki yerine takılır. Sürgü ve çerçevedeki kızaklar aynı hizaya getirerek sürgü geriye doğru kızaklara takılır. Kapak kilidi mandalı yukarıya doğru 90 derece döndürülerek sürgü ve çerçeve kilitlenir. Sürgü geri çekilip bırakılarak silahın çalışması kontrol edilir. Baretta 92FS tabancanın doldurulması. Dolu şarjör tabancanın kabzasındaki yatağına sürülerek şarjör kilidi tarafından kilitleme olana kadar bastırılır. Sürgü sol ele arkasında bulunan tırtıklı bölgeden tutularak gidebildiği son noktaya kadar geri çekilerek bırakılır. Sıkışan yerine getirme yayı sürgüyü ileri iterken doldurma parçası şarjörün en üstteki fişeği ileri doğru ittirir ve fişek rampasından fişek yatağına sürer. Tabanca bu andan itibaren doludur ve atışa hazırdır. Bu işlemi yaparken sürgü üzerinde bulunan emniyet mandalına temas etmemeye dikkat edilmelidir. Ayrıca sürgü ileriye giderken sol elle yardım edilmemeli, yerine getiren yayın kuvvetiyle gitmesi sağlanmalıdır. Baretta 92FS tabancanın boşaltılması. Tabanca ölü noktaya çevrilir, şarjör kilidine bastılarak çıkartılır. Sürgü gerideki tırtıklı bölgeden sol elle tutularak en geriye kadar çekilir. Bu sırada tırnak fişek yatağındaki fişeği çekerek çıkartır ve çıkartıcıya çarptırarak kovan atma boşluğundan tabancanın dışına atılır. Tabancanın çalışma sistemi ve ateş etme. Tabanca mandal emniyetinde ise emniyetten kurtarılır. Ateş etmek için horozun kurulu olması zorunlu değildir. Tabancada çift hareketli olduğundan tabanca horoz kurulu olmadığında tetiğe baskı yapıldığında horoz geriye doğru kurulu duruma gelir ve kurulu olarak kalmadan tekrar ileriye doğru hareket ederek ateşlemeyi temin eder. Horoz kurulu olduğunda ise tetiğin görevi sadece horozu düşürmektir. Tetik baskı yapıldığında tek hareketli tabancalarda olduğu gibi horoz düşer ve patlamayı temin eder.
Barrett'te 92 FS tabancanın emniyet sistemleri. Silah'ta 3 türlü emniyet sistemi var. Bunlar mandal emniyeti, horoz emniyeti ve ateşleme pil blok emniyetidir. Mandal emniyeti ana emniyet tertibatıdır. Barrett'te de sürgü üzerinde bulunur. Emniyet mandalı sürgünün arka kısmında bulunur. Mandal sağ el baş parmağı vasıtasıyla aşağı doğru indirilerek tabanca emniyete alınır. Horoz emniyeti yardımcı emniyet sistemidir. Amacı tetik çekilmedikçe düşme çarpma gibi nedenlerle horoza gelebilecek darbelere karşı horozun ateşleme iğnesine ulaşmasını engellemektir. Ateşleme pin blok emniyeti tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesini kilitler. Ateşleme pin blok emniyeti tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesini bloke ederek kilitli durumda tutar bahsettiğimiz gibi. İğne emniyetinde iki parça görev almaktadır. Bunlar yaylı piston ateşleme iğnesini kilitler ve ucun yuvasından çıkmasını engeller. Bu kilitleme horoz darbesiyle iğnenin ileriye doğru gitmesi engellenmiş olur. İğne kapsüle ulaşmaz. İğne emniyet kanadı ise tetiğe baskı yapıldığında yukarı kalkarak yaylı pistona iter. Yaylı piston bu baskıyla yuvasına girer ve ateşleme iğnesinin önündeki blok açılmış olur. Böylece iğne kapsüle ulaşarak ateşleme gerçekleşir. Yavuz 16 tabanca. Yavuz 16 9x19 milim fişek kullanan yüksek güçlü güvenilir ve yaygın kullanılan bir silahtır. Ülkemizde Girsan firması tarafından üretilen 9x19 milim çapında parabellum fişek kullanan 15+1 fişek kapasiteli basit geri tepme sistemiyle çalışan tek ve çift hareketli ateşleme sistemine sahip yüksek güçlü yarı otomatik bir tabancadır. Yavuz 16 tabanca Girsan firması tarafından 1995 yılından itibaren kompakt ve regard olmak üzere iki modelde üretilmeye başlanmıştır. Ülkemizde başta Emniyet Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Yavuz 16 tabancanın sökülüp takılması. Sökülmesi, tabanca şarjör çıkartılıp fişek yatağı kontrol edildikten ve boşaltıldığından kesinlikle emin olunduktan sonra sağ ele alınır. Çerçevenin sağında ve tetik korkuluğun üzerinde kapak kilidi pimi sağ el işaret parmağı ile içeriye doğru bastırılır ve aynı anda çerçevenin sol tarafında bulunan kapak kilidi mandalı aşağıya doğru 90 derece döndürülür. Sürgü sol elle kızaklar üzerinde ileriye çekilerek çerçeveden ayrılır. Çerçeveden tamamen ayrılan sürgünün içerisindeki yerine getiren yay ve namlu çıkarılarak tabanca ana parçalarına ayrılır. Takılması ise sökülmesi sırasında yapılan işlemler tersine yapılarak tamamlanır. Sondan geriye yani. Namlu sürgü içerisindeki yerine takılır. Yerine getiren yay ve kılavuz mili sürgü içerisindeki ve namlu kilit bloğu üzerindeki yerine takılır. Sürgü ve çerçeve üzerindeki kızaklar aynı hizaya getirilerek sürgü geriye doğru kızaklara takılır. Kapak kilidi mandalı yukarıya doğru 90 derece döndürülerek sürgü ve çerçeveye kilitlenir. Sürgü geri çekilip bırakılarak silahın çalışması kontrol edilir. Yavuz 16 tabancanın doldurulması, dolu şarjör tabancanın kapsasındaki yuvasına takılır ve kilitlendiğinden emin olunur. Sürgü arka kısmında bulunan tırtıklı bölgeden tutularak gidebildiği son noktaya kadar geriye çekilir ve bırakılır. Sıkışan yerine getiren yay sürgüyü ileri iterken doldurma parçası şarjörün en üstündeki fişeği ileri doğru ittirir ve fişek rampasına fişek yatağını sürer. Tabanca bu andan itibaren doldur ve atışa hazırdır. Yavuz 16 tabancanın boşaltılması. Tabancanın boşaltılması için önce tabanca emniyetli yöne çevrilir. Şarjör kilidine baskı basılarak çıkartılır. Sürgü gerideki tırtıklı bölgeden tutularak en geriye kadar çekilir. Bu sırada tırnak fişek yatağındaki fişeği çekerek çıkartır ve çıkartıcıya çarptırarak kovan atma boşluğundan tabancanın dışına atılır. Bundan sonra tabancanın iç ve fişek yatağı gözüyle de kontrol edilerek boşaltıldığından kesin emin olur. Yavuz 16 tabancanın çalışma sistemi ve ateş etme. Tabanca mandal emniyetinde ise emniyetten kurtarılır. Ateş etmek için horozun kurulu olması zorunlu değildir. Tabanca çift hareketli olduğundan daha önce bahsettiğimiz tabancalarda olduğu gibi çalışır. Son fişek ateşlenip şarjörde fişek bittiğinde sürgü tutucu parçasına takılarak geride kalır. Emniyet mandalı silahın iki tarafında bulunur ve her iki elle de rahatlıkla kullanılabilir. Ateşleme pin blok emniyeti tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesini kilitlemektedir. Yavuz 16 emniyet sistemleri. Silahta 3 türlü emniyet sistemi vardır. Bunlar mandal emniyeti, horoz emniyeti ve ateşleme pin blok emniyetidir. Mandal emniyeti ana emniyet tertibatıdır ve sürgü üzerinde bulunur. Emniyet mandalı sürgünün arka kısmında bulunur. Mandal aşağı doğru çevrilerek tabanca emniyete alınır. Tabanca emniyete alındığında kurulu durumdaki horoz düşer ve aynı zamanda sürgü içerisindeki mandal emniyetinin gövde kısmı dönerek ateşleme iğnesinin horozla temasına engel olur. Horoz emniyeti tetik çekilmedikçe düşme çarpma gibi nedenlerle horoza gelebilecek darbelere karşı horozun ateşleme iğnesine ulaşmasını engellemektedir.
Horoz kurulmaya başlandığında ilk çantaya horoz kurma parçası takılır. İğne ile horoz arasında belli bir mesafe kalır ve herhangi bir çarpma durumunda horoz ateşleme iğnesine temas etmez. Ateşleme pin blok emniyeti tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesini bloke ederek kilitli durumda tutar. Bunun dışında fişek yatağında fişek olduğunu gösteren ikaz emniyeti benzeri tırnak üzeri işareti vardır. Bölüm değerlendirme. Kırıkkale tabancanın emniyet sistemleri mandal tetik ikaz. Kırıkkale tabancada dağımlı göndeğe sahiptir. Kırıkkale tabancada ikaz emniyeti sürgünün arka kısmındadır. Kırıkkale tabancanın sökülmesi sırası şarjör çıkartılı ve emniyetli bir yöne doğru fişek yatağı kontrol edilir. Tetik korkuluğu aşağıya doğru çekilir. Sürgü geriye çekilerek arka kısmı hafifçe yukarı kaldırılır. Sürgü yavaşça ileriye bırakılır. Yerine getiren yay çıkartılır. Baretta 92 FS tabanca 9x19 mm çapında fişek kullanır. Basit geri tepme sistemiyle çalışır. Tetik sistemi tek ve çift hareketli olarak çalışır. Tabanca emniyete alındığında kurulu durumdaki horoz düşer. Barrett'te 92 FS tabancanın sökülmesi, şarjör çıkartılı ve emniyetli bir yöne doğru çevrilerek fişek yatağı kontrol edilir. Çerçevenin sağ tarafındaki kapak kilidi pimine bastırılır. Çerçevenin sol tarafındaki kapak kilidi mandalı 90 derece aşağı çevrilir. Sürgü ileri doğru çekilerek çıkarılır. Yerine getiren yay ve namlu sürgüden çıkartılır. Barrett'te 92 FS tabancanın emniyet sistemleri mandal, horoz, ateşleme, pin blok emniyetidir. Barrett'te 92 FS tabancada mandal emniyeti sürgü üzerine bulunur. Sürgünün hem sol hem de sağ tarafında bulunur. Emniyete alındığında kurulu durumdaki horoz düşer. Mandal emniyetindeyken dolduruş ve boşaltma işlemi yapılabilir. Yavuz 16 tabancada horoz emniyeti tetik çekilmedikçe horozun ateşleme iğnesine ulaşmasını engeller. Horoz üzerindeki ilk çentiye horoz kurma parçasının takılması suretiyle çalışır. Horoz emniyetinde horoz emniyetindeyken horoz herhangi bir çarpma durumunda horoz ateşleme iğnesine temas etmez. Horoz emniyetindeyken atış yapılmak istendiğinde sadece tetiğe baskı uygulamak yeterlidir. Yavuz 16 tabancanın emniyet sistemleri mandal, horoz, ateşleme, pümblok emniyetidir. Evet, bölüm bu kadar.